Evet, bu hafta 5. haftadayız arkadaşlar. Yavaş yavaş artık simülasyon yapmak için gerekli altyapımızı oluşturmuş olacağız yavaş yavaş. Bu hafta simülasyon benzetim içerisinde önemli iki kavram üzerine konuşacağız. Birisi rastsal sayı, diğeri de rastsal değer. Dediğimiz gibi simülasyon çalışmalarında mış gibi yapacağız. Yani gerçek sistemi sanal ortamda, bilgisayar ortamında, kağıt üzerinde, elle bir şekilde çalışıyormuş gibi yaptırmaya çalışacağız. Ama nasıl? Tıpkı gerçek sistemin davranışlarını sergiler bir şekilde yapmaya, ortaya koymaya çalışacağız. Bunun için rastsal sayı ve rastsal değer kavramları önemli bir yer teşkil ediyor. Nedir bunlar? Açarak başlayalım. Dediğimiz gibi girdi değişkenlerinin simülasyon koşumu boyunca modelde aldıkları değerlere rastsal değer diyoruz. Neydi mesela? Bir berber simülasyonu yaptığımız zaman en kolay simülasyon veya tek kaynaklı bir sistem olduğu için bir berber simülasyonu yaptığımız zaman girdi değişkenlerimiz nelerdi? Geliyor mu cevap? Neydi berber dükkanı simülasyonunda girdi değişkenlerimiz? Yani berber dükkanının simülasyonunu işletebilmek veya çalıştırabilmek için ihtiyaç duyduğumuz veriler neydi? Her sistemin çalışması için gezen birim gelişi lazımdı öncelikle, değil mi? Dolayısıyla müşteri gelişler arası sürenin oluşturulması, müşteri gelişlerinin sağlanması gerekiyordu. Dolayısıyla bir girdi değişkenimiz gelişler arası süreydi. Aynı şekilde sisteme gelen bir müşterinin sistemde servis görüp hizmet alıp sistemden ayrılabilmesi için de hizmet görmesi gerekiyordu. Hizmet görme de belli bir süre gerektiren, belli bir süre boyunca orada bulunması gerektiren bir faaliyet olduğu için servis süresi de yani hizmet süresi de gene bir girdi değişkeni oluyordu. Niye değişken diyorduk bunlara? Müşteriden müşteriye farklı değerler alabiliyordu. Yani müşteri gelişler arası süresi 5 dakika deseydik her 5 dakikada bir müşteri gelişi oluyor anlamında kullanacaktık ki bu gerçek hayatta çok mümkün değil. Bir dağılım gösterir. Geçen hafta konuşmuştuk o dağılımları da. Genellikle üstel dağılım gösterir bu tür durumlar. Gelişler arası sürede genellikle üstel dağılım ile modellenir. Aynı şekilde hizmet süresi de genellikle normal dağılım ile modellenir. Her olay bir dağılım ile modellenmesi mümkün. Girdi değişkenlerini tayin ettikten sonra bu olayların hangi dağılıma uyacağının belirlenmesini geçen hafta ele almıştık. Pikare ve Smirnov-Kolmogorov testleriyle uygun mu değil mi bunun kararını verdikten sonra bu şekilde bu olay üstel dağılıma uyuyor. Ortalaması 20 olan üstel dağılıma uymaktadır diyebiliriz. Veya müşterinin hizmet süresi yani tıraş süresi ortalaması 20, standart sapması 3 dakika olan normal dağılıma uyuyor diyebiliriz. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. İşte bunu dedikten sonra bir müşteri ne kadar zamanda tıraş olacak veya bir müşteri bir önceki müşteriden ne kadar zaman sonra gelecek bunları belirleyebilmek için rastsal değer üretmemiz gerekiyor. Neymiş rastsal değer? Girdi değişkenlerinin simülasyon koşumu boyunca modelde aldıkları değerlere biz rastsal değer adını veriyoruz. Rastsal değeri elde edebilmek için de rastsal sayılara ihtiyacımız var. Bu adım da üstünde rastsal sayı. Yani bir özel niteliğe sahip olan sayılar bunlar. Yani nasıl reel sayılar dediğimiz zaman küsuratlı değer alabiliyor. Tam sayılar dediğimiz zaman sadece tam değerler alabiliyor. Negatif sayılar, ne bileyim, sayıları belli özelliklerle tarif edebiliyoruz. Burada da rastsal sayı dediğimiz sayılar özel nitelikli sayılar. Nedir rastsal sayı? Tanımlarsa
herhangi bir kurala bağlı olmaksızın ardı ardına oluşturan ve her birinin oluşturulması kendinden öncekilerden bağımsız olarak gerçekleşen sayılara biz rastsal sayı diyoruz. Seste problem var mı? Şöyle yapayım. Şimdi nasıl? Mikrofonu yaklaştırdık. İyi misiniz? Evet, biraz sesini açmaya çalışayım o zaman. Nasıl? Evet, biraz daha açtık. Uğultu falan yapmıyor, değil mi? Evet. Görüntüden çıktı bu sefer de. Şöyle yapayım. Şimdi nasıl geliyor? Evet. Bir ayarı yapamadık. Şimdi iyi olması lazım. Bir ayara giriyoruz. Evet. Rastsal sayı dedik. Herhangi bir kurala bağlı olmaksızın ardı ardına oluşturan ve her birinin oluşturulması kendinden öncekinden bağımsız olarak gerçekleşen sayılardır. Rastsal sayılar 0 ile 1 arasında değer alır. 0 ile 1'e biz ne diyorduk olasılık teorisinde? 0 imkansız, 1 kesin. Değil mi? 0 ile 1 arasında ne demek? Hayatta her şey olabilir demek. Olmaz diye bir şey söz konusu değil demek. Yani 0 ile 1 arasında değer alabilir. Dolayısıyla her şey mümkün. Hayatta her şey olabilir anlamında tercüme edebiliriz rastsal sayılar. Gerçek hayatı modellemek için kullandığımız için bu rastsal sayıları gerçek hayatla da uyumlu olması gerekiyor. Neye karşılık gelir dersek dediğimiz gibi hayatta her şey olabilir cümlesine birebir karşılığını bir rastsal sayılar olarak ifade edebiliriz. Rastsal sayı gene her bir sayının oluşturulma ihtimalleri birbirine eşittir. Dediğimiz gibi ardı ardına oluşturulan sayılar bunlar. Bir sayının oluşma ihtimali her zaman yani oluşturulan tüm sayıların ihtimalleri birbirine eşittir. Bu nedenle rastsal sayıların dağılım testini yaptığımız zaman 0 ile 1 arasında değişen düzgün dağılım oluşturduğunu görür. Bu dediğimiz gibi her bir sayının gelme ihtimali eşit olacağı için 0 ile 1 arasında düzgün dağılım gösteren bir dağılım arz etmesi gerekiyor rastsal sayının. Şimdi rastsal sayılar nerede elde ediyoruz? Bu programların bir takım fonksiyonlarında var. Mesela Excel'de S sayı üret diye bir fonksiyonumuz var. Daha önce belki kullananlar olmuştur. Aynı şekilde programlama dillerinde de her bir programlama dilinin kendine ait bir fonksiyonu vardır. Rastsal sayı üreten fonksiyonu. Bazen ihtiyaç oluyor işte bu tür simülasyon çalışmalarında veya rastsal olarak bir takım faaliyetler ortaya koymak için gerekebiliyor. Siz Excel'e S sayı üret parantez aç kapa yaparsanız size 0 ile 1 arasında bir sayı üretir. Bu dediğimiz gibi belli üretme yöntemleri var. Mesela orta kare yöntemi, doğrusal eşitlik yöntemi gibi yöntemler var. Bunun gibi birçok bir algoritma kullanarak size rastsal sayı üretiyor bu fonksiyon. Aynı şekilde İnternette bakarsanız rastsal sayı tablosu diye tablolar var. Bu tablolarda da siz bir elle simülasyon yaparken rastsal sayı ihtiyacınız olduğu zaman ya Excel'den açıp böyle bir sayı üretmesini sağlayabilirsiniz ya da bu tabloya bakarak rastsal sayıları kullanabilirsiniz. Evet, fonksiyonlar dediğimiz gibi ferahat zor iş olarak ifade ediyor. Belli algoritmalar kullanılarak
dediğimiz gibi bu rastsal sayıların üretilmesi mümkün olabilir. Biz çok orasında değiliz. Onu üretip veya bu tür fonksiyonları kullanarak direkt garantini altına alınmış bir takım fonksiyonlarla rastsal sayıları üreterek bu tür simülasyon çalışmalarını ortaya koymaya çalışacağız. Evet, bu rastsal sayı tablosu kullanımını ifade ediyordum. Rastsal sayı tablolarından rastsal sayı çekecekseniz ilk sayıyı çekmekte tamamen serbestsiniz. Herhangi bir tablonun herhangi bir sayısını seçtikten sonra belli bir kurala bağlı olarak ihtiyaç duydukça rastsal sayıları kullanmanız gerekecek. Sınavlarda da size bu tür sorular hazırladık. Bu tür soruları da verdiğimiz zaman standart rastsal sayılar tablosundan seçtiğimiz belli rastsal sayıları da soruya ekliyoruz. İhtiyaç duydukça kullanmanız gerekecek bu rastsal sayılar. Ne zaman ihtiyaç duyuyorsanız o rastsal sayıyı seçerek kullanmanız gerekiyor. Yeri geldikçe bunları da göstereceğiz. Evet. Rastsal sayı kavramını anladık mı? 0 ile 1 arasında değişen, tamamen birbirinden bağımsız olarak üretilebilen sayılar ve her bir sayının gelme ihtimali eşit olduğu için de uniform dağılım arz eden sayılara biz rastsal sayı adını veriyoruz. Peki buradan hareket ile rastsal sayıdan hareket ile rastsal değer nasıl üretiyoruz? Geçen hafta konuşmuştuk, dağılımlardan bahsetmiştik, olasılık fonksiyonlarından bahsetmiştik, kümülatif olasılık fonksiyonlarından bahsetmiştik dağılımları. Bir dağılımın kümülatif olasılık değeri kaçla kaç arasında değer alır? Herhangi bir dağılımın kümülatif olasılık fonksiyonu 0 ile 1 arasında değer alır. Aynı şekilde rastsal sayılar da 0 ile 1 arasında değer üretir veya değer alır. İşte bu iki özelliği örtüştürerek, ters dönüşüm yöntemi kullanarak rastsal sayıdan hareket ile fonksiyona uyguluyoruz ve rastsal değerimizi elde ediyoruz. Şimdi basit örneklerle bunları göstermeye çalışalım. Sonunda bunun şematik gösterimini şu şekilde ifade edebiliriz. Bir rastsal sayıyı belirliyoruz. Teorik veya ampirik dağılıma bu rastsal sayıyı uyguluyoruz. Bu rastsal sayıya bağlı olarak oluşan rastsal değeri elde etmiş oluyoruz. Sonra bu değerleri de simülasyon çalışmalarında kullanıyoruz. Dediğimiz gibi rastsal değer herhangi bir gizli değişkeni için simülasyon koşumu esnasında üretilen değere biz rastsal değer adını veriyoruz. Bir örnekle açıklamaya çalışacağız birazdan. Ters dönüşüm yöntemiyle açıklamak kolay olduğu için ters dönüşüm yöntemini biraz önce söyledik. Rastsal sayılar 0 ile 1 arasında değer üretir. Şurada eksende gördüğünüz gibi sunuda. Aynı şekilde büyük fx ile gösterilen kümülatif olasılık fonksiyonu da 0 ile 1 arasında değer üretir. Herhangi bir dağılımın eğer kümülatif olasılık fonksiyonunu biliyor isek buna bağlı olarak oluşacak rastsal değerini kümülatif olasılık değeri olarak kabul edip buna bağlı olması gereken x'i belirlediğimizde bu bizim rastsal değerimiz oluyor. Ters dönüşüm yöntemi dediğimiz şey bu. Şimdi bunu bu şekilde ifadelendirdik. Tahmin ediyorum çok kafanızda bir şey canlanmadı. Bir basit bir örnekle açıklayalım. Mesela bir olayımız olsun. Nedir bu olayımız? Olayımız şu olsun. Bir simülasyon çalışmasında şunu ölçümlemeye çalışalım. Bir günde karşılaşılan hurda miktarı olsun mesela bu. Örneğimizde bir olayla ilgili aşağıdaki olasılık tablosunu elde ettiğimizi düşünelim dedik. Biz bunu daha müşahhas veya daha net bir örneğe çevirirsek bir atölyede günlük oluşan hurda adetleri şu tablodaki gibi oluştuğunu farz edelim. Böyle bir tablo önümüze koyduğu zaman ne demek bu?
Toplam gözlem adedi 100 gözlem yapılmış. Öyle mi? 33, 50, 60, 100 gözlem. Evet, toplam 100 gözlem yapılmış. 100 günlük gözlem neticesinde 20 günde kaç hurda gözükmüş? 3 adet. 33 günde 4 adet, 22 günde 5 adet gibi bir frekans dağılım tablosu oluşmuş. Bu gerçek durumu yansıtan bir frekans dağılım tablosuysa, herhangi bir gözlem yaptığımda, herhangi bir günde gözlem yaptığımda 3 adet hurdayla karşılaşma ihtimalim ne olur? Bu tabloya göre 1 bölü 5 yani %20 olur değil mi? Aynı şekilde 4 tane hurdayla karşılaşma ihtimali 33 bölü 100 olur gibi. Evet. Buradan olasılık değerlerini elde edebiliriz. Kümülatif olasılık değerlerini bulabilir miyiz? Yani 4'ten 4 veya daha az bir hurdayla karşılaşma ihtimali ne olur desem? %53 değil mi? %53 olur. 0.53 gibi. Bunu dediğimiz gibi fx fonksiyonunu yani olasılık değerlerini bulabiliriz. Buna bağlı olarak da kümülatif olasılık değerlerini şuradaki gibi bulabiliriz. Şimdi bu tabloyu kümülatif olasılık değerine ulaştıktan sonra rastsal sayıya çevirecek olursak, mesela yukarıda 4 tane, 3 tane rastsal sayı seçmişiz tablodan veya bir fonksiyonla üretmişiz. Bunlara karşılık o gün üretilen hurda değeri ne olur? 0,234'e karşılaşacağımız hurda değeri ne olacak? Sorusunun cevabı bu kümülatif olasılık fonksiyonunda karşımıza çıkıyor. Nasıl yapıyoruz? Eğer rastsal sayımız 0 ile 0.20 arasındaysa diyoruz ki o gün 3 tane hurda çıktı. Çıkan hurda adedi 0.201 ile 0.53 arasındaysa 4 adet. 0.531 ile 0.75 arasıysa 5 adet. 0.751 ile 0.85 arasıysa 6 adet. 0.851 ile 1 arasıysa 7 adet diye. Bu kümülatif olasılık değerlerini kullanarak rastsal sayı aralıklarını belirliyoruz. Her bir değere tekabül eden rastsal sayı aralıklarını belirliyoruz. Şimdi rastsal sayılarımız neydi bizim? Birinci gün, şimdi simülasyon yaptığımızı farz edin. Birinci gün oluşan hurda adedini belirlemek istiyoruz. Bu dağılıma göre, şu olasılık değerlerine veya bu dağılım olasılık değerlerine göre 0.234'e tekabül eden hurda değerimiz ne olacak? Bakıyoruz, rastsal sayı aralığı şu aralığa düşüyor. Yani o gün 4 tane hurdamız varmış gibi kabul edebiliyoruz. İkinci rastsal sayımız, ikinci güne geçiyoruz mesela. İkinci günde kullanacağımız rastsal sayı 0.827. Hangi aralığa düşüyor? 6 aralığına, evet. Şu aralığa. İkinci günde karşılaştığımız hurda adedi 6 adet olarak belirliyoruz. Üçüncü rastsal sayımız 0.729'muş. Bu da hangisine tekabül ediyor gene? 5 değil mi? Evet, 5 adet olarak karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi her güne bir hurda adedi ataması yapabiliyoruz bu şekilde. Şayet atıyorum 1000 tane bu tür bir rastsal sayıyla hurda adedi belirleyip yeniden incelesek yaklaşık olarak çıkan sayı 1000 tane de yaklaşık 200 adedinin 3 değeriyle yani 200 kere 3 değeriyle karşılaştığımızı göreceksiniz veya görürsünüz. Dediğimiz gibi büyük sayıda rastsal değer ürettiğiniz zaman şurada başlangıçtaki tabloya yakın bir değerlerin veya frekansların veya olasılıkların oluştuğunu görebilirsiniz. Amacımız zaten bu olayı, dediğimiz gibi bu olayı bu şekilde davranmasını sağlamak. İşte rastsal sayıları kullanarak
bunların bu şekilde davranmasını sağlamış oluyor. Bu kesikli bir dağılımdı. Mesela şöyle de yapabiliriz. Bir yol ağzına, iki yol ağzına gelen bir aracın sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Yani bir çatala geldiği zaman sağdan mı devam edecek, soldan mı devam edecek diye düşünelim. Oraya gelen araçların %70'ini sağdan, %30'unun soldan gittiğini farz edin. Buna göre şu birinci araç için kullanacağımız rastsal sayı olsun. Basit örnek olduğu için 0 ile 70 arasında sağa döndüreceğiz. 701 ile 1 arasında sola döndüreceğiz. Dolayısıyla 0-234'e tekabül eden seçimimiz ne olacak? Yani o araç oraya geldiği zaman sağa dönecek, değil mi? İkinci rastsal sayı için 0-827 için bu sola dönecek. Üçüncüsü 0-729. Bu da gene sola dönecek. Dediğim gibi buraya 1000 aracı rastsal olarak getirsek şunu göreceğiz. Bu rastsal sayıları kullanarak yaptığımızda yaklaşık %70'inin yani 1000 tane de 700'ünün yaklaşık olarak tam 700 olmaz 699 olur, 703 olur gibi. Ama yaklaşık %70'inin sağdan devam ettiğini, %30'unun soldan devam ettiğini görebiliriz. Gerçek hayattaki gibi davranmasını bu şekilde sağlamış olur. Evet. Daha bir farklı örnek yapalım. Evet, dediğimiz şeyleri 0827'ye karşılık 6 değeri, 0729'a karşılık 5 değerinin oluştuğunu görüyoruz. Eğer sürekli bir fonksiyon olursa bu tür bir şeyi de nasıl yapacağız? Sürekli fonksiyonda belli bir noktadan, yani fonksiyonun başlangıç noktasından belli bir aralığa kadarki kümülatif olasılığı neyle buluruz? İntegralle, eğri altında kalan alanın değeri onun kümülatif olasılık değerini verir. Dolayısıyla mesela bir olayda olasılık dağılımı 0-1 aralığında 3x kare gibi bir fonksiyonla ifade ettiğimizi veya ona uygun davrandığını farz edelim. Buna göre rastsal değer üreteceksek nasıl yapacağız? 3x kare fonksiyonunun integralini alacağız. 3x karenin integralini aldığımız zaman x küp yapar. Burada şu rastsal sayı kümülatif olasılık değerine eşit olacak. X'i buradan çektiğimiz zaman x'i rastsal sayıya bağlı olarak bir değer olarak karşımıza çıkar. Bunu işlemi yapar isek, x'i çeker isek, x eşittir, yani rastsal değerimiz eşittir, küp kök rastsal sayı fonksiyonuyla bu olayla ilgili rastsal değerler üretebilir. Bir başka örneğe geçelim. Mesela uniform dağılım. Uniform dağılımın fonksiyonu neydi? Olasılık fonksiyonu 1 bölü b eksi a şeklinde. Yani AB aralığında her bir değerin gelme ihtimali eşit demek. Bunun kümülatif olasılık fonksiyonu ne olur? Bunun, bu fonksiyonun A'dan X'e kadar olan integralini almamız gerekiyor bunun için. AX aralığında FX dx yani 1 bölü B eksi A dx'in integralini alırsak şöyle bir ve x ve a değerlerini de yerine koyarsak rastsal sayı yani kümülatif olasılık değeri x eksi a bölü b eksi a haline dönüşür. Burada şuradaki x'i çeker isek rastsal sayıya bağlı bir değer fonksiyon elde edecek olursak üstel uniform dağılımdan yani uniform dağılım üstel diyorum uniform dağılımdan yani düzgün dağılımdan rastsal değer üretmek istiyorsak A artı B eksi A çarpı rastsal sayı fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Mesela biz berberin tıraş süresini 20 ile 25 dakika arasında uniform dağılım gösteriyor diyor isek. Rastsal değeri nasıl üreteceğiz?
A değeri 20, B değeri 25. Dolayısıyla 20 artı 25 eksi 20 çarpı rastsal sayı. Biraz önceki rastsal sayımızı kullansak veya atıyorum 0.357 gibi bir rastsal sayı çektiğimizi farz edelim. Bunu yerine koyarsa bize o an o kişi için ne kadarlık bir tıraş süresi gerektiğini, yani ne kadar sürede tıraş olacağını belirlemiş oluyoruz simülasyon esnasında. Evet, Rahmi ne demiş? Rastsal sayı nasıl oluşacak mı? Dediğimiz gibi rastsal sayıyı biz veriyoruz. Sınavlar için diyorsan rastsal sayıları biz vereceğiz. Ya rastsal sayı tablosundan ya da Excel'de veya herhangi bir programlama dilinde rastsal sayı üreten fonksiyonlarla üreteceğiz rastsal sayılar. Yani burada bilinmeyen sadece x değeri olacak. Zaten aradığımız şey rastsal değer o, x. Rastsal sayıya karşılık gelen olaydaki rastsal değeri elde etmiş olacağız bu fonksiyon yardımıyla. Üstel dağılımda nasıl olacak bu? Bir olayda ortalaması mu olan üstel dağılım gösterdiğini farz edelim. Neydi olasılığı, üstel dağılımın olasılık fonksiyonu? Lambda üzeri eksi lambda bölü x. Lambda ne? 1 bölü mü'ydü. Bu şekilde yaparsak lambda 1 bölü mü yerine koyarsak sıfırdan x'e kadar fx dx fonksiyonunun integralini alacağız. Fonksiyonumuz ne oluyor? Bunu yerine koyarsak 1 bölü mü üzeri eksi x bölü mü. Bunun integralini aldığımız zaman fonksiyonun ve 0 ve x değerlerini de yerine koyduğumuz zaman elde edeceğimiz fonksiyon 1 eksi e üzeri eksi x bölü mü. Bu da kümülatif olasılık fonksiyonuna eşit oluyor. Burada x'i çekmemiz gerekiyor bizim. X'i çekmek için şu 1'i karşı tarafa atıyoruz. X'i çekersek 1'i karşı tarafa atacağız. 1 eksi rastsal sayı. Rastsal, 1 eksi rastsal sayı rastsal, o da bir rastsal sayıdır. Dolayısıyla şu fonksiyonu 1 eksi rastsal sayıyı tekrar rastsal sayı olarak düşünebiliriz. Yani 1, 0, ha 0 atıyorum 235, ha 1 eksi 0 235. İkisi de rastsal sayı olur. Biri rastsal sayıysa diğeri de birden çıkarılmış hali de rastsal sayı olacağı için şunu tek değer olarak rastsal sayı olarak ifade edebiliriz. 1 eksi rastsal sayı ifadesinin sonucu da bir rastsal sayı olacağından fonksiyonumuzu şu haliyle kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Yani bu ne demek? Bir olayın simülasyon esnasında üstel dağılıma, ortalaması mu olan üstel dağılıma uyduğunu biliyor isek buradan rastsal değer nasıl üreteceğiz? Eksi mü elen rastsal sayı şeklinde üretmemiz gerekiyor. Atıyorum 15. Ortalaması 15 olan gelişler arası süre ortalaması 15 olan üstel dağılıma uyuyor dedik. Nasıl üreteceğiz? Değeri, rastsal değeri eksi 15 elen rastsal sayı. Rastsal sayımızı seçiyoruz. Attık kabına 0,222. Ne olacak? Elen 0,222 çarpı eksi 15, eksi 15 demiştik ortalamasına. Eksi 15 çarpı elen 0 kaç dedik? 200, 322. Neyse rastsal sayımızı burada yerine koyuyoruz. Bu şekilde iki geliş arasındaki süreyi tayin etmiş oluyoruz. Olayımız dediğimiz gibi gelişler arası süre ise. Anladık mı? Üstel dağılımdan rastsal değer nasıl üretiliyor? Eksi mü elen rastsal sayı. Uniform dağılımdan nasıl üretiyorduk? A artı B eksi A çarpı rastsal sayı. Peki normal dağılımdan nasıl üreteceğiz? Normal dağılımın fonksiyonu biraz zor. Normal dağılımın üzerinden geçerken onu bahsettik. Onun için
bu konuda çalışan bilim adamları ne geliştirmiş? Standart normal dağılım değerlerini hesaplamışlar. Her normal dağılım bu standart normal dağılıma dönüştürerek yapıyorduk hesaplamalarımızı. Burada da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu fonksiyonun integralini alıp buradan x'i çekmek falan o kadar kolay iş değil. Onun için şöyle bir fonksiyon oluşturmuşlar. X değerimizi yani rastsal değerimizi şöyle oluşturuyoruz. Bir normal dağılımın parametreleri neydi? Normal dağılımın parametreleri ortalama ve standart sapma. Evet. Burada mü artı sigma çarpı normal rastsal sayı değerlerini kullanarak normal rastsal değer üretiyoruz. Şurada normal rastsal sayı biraz önceki rastsal sayılardan farklı ayrı bir normal rastsal sayı grubuna düşüyor. Excel'de bunu üretmek istiyor isek norm ters parantez içerisinde S sayı üret parantez aç kapa noktalı virgül 0 noktalı virgül 1 parantezi kapat şeklinde ifadeyi yazmanız yeterli olur. Bu size bir normal rastsal sayı üretmenizi sağlar. Ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir rastsal sayı üretmenizi sağlar. Evet. Bunu dediğimiz gibi gerçek normal rastsal sayı ürettiğiniz zaman burada standart normal rastsal değer üretiyorsunuz. Bunu kendi şeyinizde genişletirseniz, mesela ortalaması 20, standart sapması 2 diyorsak nasıl yapacağız? 20 artı 2 çarpı normal rastsal sayı olarak hangi sayıyı kullanacaksak o değeri kullanarak elde etmemiz gerekiyor. Evet, bunlar sık kullanacağımız olasılık fonksiyonları. Dediğimiz gibi üstel, uniform, normal ve kesikli dağılımları daha çok simülasyonlarımızda kullanıyoruz. Sınavda da bunlardan bu gruptan sizi sorumlu tutacağız. Şey için Poisson ve binom da dahil. Evet. Rastsal değer, rastsal sayı kavramlarını anladık mı? Herhangi bir girdi değişkeni için dediğimiz gibi bir değer üretmek istediğimiz zaman bu bir rastsal sayı elde ediyoruz. Bunu dediğimiz gibi herhangi bir programlama dilinin fonksiyonuna veya Excel'den veya bir rastsal sayı tablosuna rastgele alabileceğimiz sayılar kullanarak da yapabiliriz. Ya da dediğimiz gibi programlardan değer de elde edebiliriz. Buradan elde ettiğimiz rastsal sayı ile o olayı yansıtacak bir değer üretiyoruz. Biz ona da o rastsal sayıya bağlı olarak oluşan değere de rastsal değer adını veriyoruz. Bu şu ana kadarki bilgilerle artık simülasyon yapacak bir altyapımız oluştu. Teorik o manada bilmemiz gereken her şeyi aşağı yukarı anlatmış olduk. Biraz tüm dağılımlara girmeden belli çok kullanılan dağılımları ifade ederek aşağı yukarı anlatmış olduk. Şimdi simülasyonumuzu nasıl oluşturacağız? Simülasyonu nasıl kuracağız? Bundan bahsetmeye çalışalım. Evet. İncelenen olayın durumuna göre simülasyon modellerini ikiye ayırabiliriz. Statik ve dinamik simülasyon modelleri şeklinde ikiye ayırabiliriz. Statik dediğimiz şey Monte Carlo simülasyonu da deniliyor buna. Bu bir olayın oluşuyla ilgili yapılan simülasyon çalışmalarına biz diyoruz statik simülasyon modelleri. Mesela iki tenisçi var değil mi? Federer ve Nadal. Bu atıyorum önümüzdeki hafta bir müsabaka yapacaklar. Bunun sonucunu tahmin etmek istiyoruz. Nasıl yaparız? Simülasyonu kullanarak yapabiliriz. Eğer biz İkisi arasında işte nasıl oynanıyor tenis? Birisi servis atıyor, diğeri karşılıyor.
Servis atma oranları, karşılama oranları, sayı alma oranları gibi oranları bilir isek, bunları sanal olarak maç yaptırabiliriz. Bu şekilde 500 kere maç yaptırsak, her bir maçın kazananını da belirlesek aşağı yukarı istatistiklerini simülasyon yoluyla da elde etmiş oluruz. Anlatabildim mi? Bir olayın gerçekleşme ihtimalini dediğimiz gibi irdeliyor isek bu Monte Carlo simülasyonu. Mesela 100 günlük hurda adetleri ile ilgili bir çalışma yapacaksak, biraz önce yaptığımız gibi, buna bağlı bazı olaylar gerçekleşiyorsa, bu şekilde bir akışa bakacak isek, Monte Carlo simülasyonuyla yapabiliriz. Bir de dinamik stokastik modeller var. Bunlar da kesikli olay simülasyonu. Bizim daha çok endüstri mühendisi olarak ilgileneceğimiz konular dinamik stokastik modeller. Niye? Zamana bağlı olarak oluşan değişmeleri gözlemlemek istediğimiz için. Bir fabrikada 500 günlük simülasyon sonucunda hangi noktalarda dar boğazlar var? Hangi durumlarda handikaplar var? Bunları görmek isteyebilir. Bu zamana bağlı bir çalıştırmayı, sistemi zamana bağlı olarak ilerletmeyi gerektiriyor. Bu yüzden dinamik bir olay. Stokastikliği nereden geliyordu? İlk dersimizde bahsetmiştik. Eğer olaylarda gerçekleşme değerleri tek bir değer değilse, mesela bir parçanın işlenmesi belli bir dağılıma uyuyorsa, sipariş gelişleri belli bir dağılıma uyuyorsa, bu stokastik bir yapı arz ediyor demektir. Dinamik stokastik bir modelimiz var demektir. Kesikli olay simülasyonu niye diyoruz buna? Kesikliliği nereden geliyor? Mesela bu tür bir olayda berber simülasyonuna yine dönecek olursak, berberin önünde bekleyen müşteri adedi. Her zaman artan veya azalan, sürekli değişen, her an değişen bir değerde midir? Değil. Belli zaman dilimlerinde, evet, Serkan dediği gibi, belirli zaman dilimlerinde değişim gösteriyorsa olaylar belli bir süre stabil kalıyor. Bir noktada yeni bir müşteri geldiğinde artıyor. Müşteri ayrıldığında azalır şekildeyse, belli noktalarda iniş ve çıkışlar ortaya çıkıyor ise bu tür olaylara biz kesikli olay simülasyonu adını veriyoruz. Biz dediğimiz gibi daha çok ilgileneceğimiz bazen olayların sonuçları ile ilgilendiğimizde Monte Carlo simülasyonu da yapabiliriz ama daha ziyade sistemleri irdeleyeceğimiz için dinamik stokastik modeller üzerine irdelemeler ortaya koyacağız. Dediğiniz gibi bu tür simülasyon çalışmalarında biz elle bu işleri yapmamız mümkün değil. Yapsak bile çok manidar sonuçlar elde etmemiz, çok değerlendirilebilir değerler elde etmemiz, sonuçlar bulmamız mümkün olmaz. Çünkü elle elde edeceğimiz olay sayısı çok fazla olmayacağı için bunun sonucundan hareketle de manidar sonuçlara ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle bilgisayarla bu tür faaliyetleri yapmak gerekecek. Ya bu iş için bir programlama dilini kullanarak sistemi yansıtan bir model yapacağız, program yazacağız. Ya da bu ders kapsamında anlatacağımız Arena simülasyon dili gibi diller kullanarak bu tür olayları modellemeye çalışacağız. Kesikli olay simülasyonu sistemin zamana bağlı olarak modellenmesi demiştik. Bu nedenle simülasyon zamanının modele bir şekilde ilave edilmesi veya buna bağlı olarak değişimin gözlenecek hale getirilmesi gerekiyor. Modele girmesi ve her adımda bilinmesi gerekiyor. Bunu da 3 şekilde simülasyon sürelerine dahil veya simülasyon çalışmalarına dahil ediyorlar. Bir, olay artımlı modelleme. Bu simülasyon saatinin arttırılması gerekiyor değişimi gözlemlemek açısından. Burada da 3 yaklaşım ortaya konuyor. Birisi olay artımlı modelleme.
İkincisi sabit zaman artımlı modelleme. Üçüncüsü proses artımlı modelleme. Evet. Bunlardan proses artımlıyı incelemeye çalışalım. Şöyle bir akış diyagramını, programını yazarsanız bir mesela basit bir berber simülasyonunu yapmanız mümkün olur. Nasıl çalışıyor proses artımını da? Nedir prosesimiz? Müşteri gelişiyle başlıyor. Müşteri başlangıçta ne yapmışız modele? Müşteri sayısını gir demişiz. Kaç müşteri için bu simülasyonu yapacağız? Program bir noktada durdurmak için başlangıçta kaç müşteri için simülasyonu yapmamız gerektiğini giriyoruz. Sonra müşteri, birinci müşterinin işlemlerine başlıyoruz. Bakın MN eşittir 1 dediğim zaman birinci için müşterileri oluşturmaya başlıyoruz veya işlemleri başlıyoruz. Nedir berber olayında? Birinci işlem nedir? Bir müşterinin yapacağı ilk işlem sisteme geliş. Sisteme gelişini yapabilmek için gelişler arası süre üretiyoruz. Atıyorum burada ben dediysem bizim berberimize ortalaması 15 olan üstel dağılıma göre müşteri gelişleri oluyor dediğim zaman gelişler arası süreyi nasıl üreteceğim? Şurada programa ne yazacağım? 15 demiştim. Üstel dağılım dedim. Neydi fonksiyonumu? Eksi mü elen rastsal sayıydı. Değil mi? 15 dediğim için eksi 15 elen rastsal sayı. Hangi programlama diliyle bunu yapıyorsak rastsal sayı üretme fonksiyonunda yaptığımızda burada bize bir gelişler arası süre üretir program otomatik olarak. Sonra geliş zamanını belirliyoruz. Geliş zamanı ne? Gelişler arası süre neydi? Bir öncekinin müşterinin geliş zamanından ne kadar süre sonra geleceğini ifade ediyordu gelişler arası süre. Dolayısıyla geliş zamanı ne olacak? Bir önceki müşterinin geliş zamanı gel zam artı yeni oluşturduğum gelişler arası süre olacak. Bu şekilde geliş zamanını belirlemiş olduk. Sonra müşteri geldi, dükkana geldi. İki durumla karşı karşıyayım, değil mi? Ya kuyrukta bekleyeceğim ya da direkt servise başlayacağım. Nasıl başlarım? Kuyrukta beklememem için ne olması lazım? Evet, başlangıçta ilk anda geliş zamanı sıfır olacak. İlk müşteri ilk ürettiğim sürede gelecek. Yani sıfırıncı anda değil de sıfırıncı anda ne kadar süre sonra geleceğini belirlemiş oluyorum şu gelişler arası süreyle. Şimdi buraya atıyorum 5. dakikada geldi. Geldiği zaman servis bitişi kaç? Servis boşsa şu anda servis bitmiş demektir. Geliş zamanı servis bitişten daha büyük ise İçeride kimse olmadığı için servis bitişi sıfır. Dolayısıyla içeride kimse yoksa hemen ne yapacak ilk müşteri? Direkt servise başlayacak. Bekleme yok. Bak. Bekleme yoksa ne olacak? Servise başlama eşittir. Geliş zamanı olacak. Bir servis süresi üreteceğim. Nasıl üretiyorum servis süresini? Normal dağılımsa mu artı sigma bölü sigma çarpı normal rastsal sayı. Mesela üniform dağılımsa A artı B eksi A çarpı rastsal sayıyla üretiyorum. Bunu da servis başlamaya servis süresini bir ilave ettiğim zaman servis bitişi bulmuş oluyorum. Sonra birinci müşterinin işi bitmiş oluyor. İkinci müşteriye geliyorum. İkinci müşteri geldi. Birinci müşteri atıyorum. 5. dakikada geldi. Yine kafadan atıyoruz. Bir örneği haftaya yapacağız. 7 dakika tıraş süresi oldu. Birinci müşteri ne zaman ayrılır sistemden? 5. dakikada geldi. 7 dakika tıraş olacak. 12. dakikada. Bu esnada ikinci müşteri de 10. dakikada geldi.
Bakın şuraya gelişler arası süre 5 gene ürettiğim farz edin. Geliş zamanı ne oldu ikinci müşterinin? 10 oldu. Biraz önce 5'te gelmişti. Bir 5 daha ürettim. Geliş zamanı ne oldu? 10. Geliş zamanı servis bitişten büyük mü? 10'du. 12 servis bitişi 12 dedik. Büyük değil. Dolayısıyla bekleme yapacak. Servise ne zaman başlayabilir? Bir önceki müşteri gittiği zaman yani 2 dakika sonra. Evet. Yani kaçıncı dakikada? 12. dakikada. 12 değil mi? 12'de bitmiyor mu? Gider gitmez hemen oturduğunu farz edelim. Evet. Bakın burada öyle demişiz. Servise başlama eşittir servis bitiş. Yani bir önceki müşteri ayrıldığı zaman servise başla demiş. Ne kadar süre bekledi bu? Servise başlamayla geliş zamanı arasındaki fark. Ne zaman gelmişti ikinci müşteri? 10. dakikada, 12'de başladı, 2 dakika bekledi. Bekleyen müşteri sayısını bir arttırdık. Servis süresi ürettik. Atıyorum 10 dakika işlem yapacak. Ne zaman ayrılacak sistemden? 12'de başlamıştı. 10 dakika, 22. dakikada ayrılacak. Servis bitişi ne olacak? 22. Diğer müşteriye geçiyorum şimdi bakın. Diğer müşteri için ürettiğim gelişler arası süre atıyorum 7 idi. 7 oldu. Bir sonra üçüncü müşteri ne zaman gelecek? İkinci müşterinin üzerine 7 ilave ediyorum. Yani onun üzerine 7 ilave edersem 17 oluyor. Bekleyecek mi? Evet, niye? Çünkü 22'de çıkacak bir önündeki ikinci müşteri. Kaç dakika bekleyecek? 17'de geldi. Ancak ne zaman başlayabilir? Servis bitince. Ne zaman bitecek? 22. dakikada. Servis başlaması 22 dakika. Gene 5 dakika bekleyecek. İşte bu şekilde kaç müşteri varsa proses arttırarak simülasyonumuzu gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Basit bir simülasyon yaptık aslında şimdi. Proses artımlı bir şekilde berber simülasyonu veya berber dükkanını biraz ilerlettik. Önümüzdeki hafta net bir örnekle buna devam edeceğiz. Serkan, Mehmet, birkaç arkadaş derse katılıyor. Öbür arkadaşlar takip edebiliyor mu? Bir sıkıntı var mı? Evet, anlaşılıyor mu? Evet. Takip etmeye çalışalım, yani anlamaya çalışalım. Bir noktada koparsak, dediğim gibi her hafta üzerine biraz daha koyuyoruz. Bir önceki kısımda açık, yani eksik kalırsak ileriye de yapacağımız şeyler tam anlaşılmayabilir. Onun için tekrar etmeye çalışalım, tekrar önümüzdeki haftadan önce. Bir de önümüzdeki haftanın şeylerini de gene ben anlatmadan siz bir anlamaya çalışın. Önümüzdeki hafta beraber bir daha üzerinden geçersek daha anlaşılır olur. Evet, bugün de dersimizi bu noktaya bitiş anına geldik. Diğer hocamın süresinden almamak adına burada bitiriyorum. Haftaya görüşmek üzere. Dediğim gibi haftaya elle simülasyondan örnekler yapmaya başlayacağız. Bu anlattıklarımız daha iyi oturacak diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.